Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, yine bir sürü rakamlar var. Önümüzde açıklanan raporlar var. Hepsini konuşacağız. BES Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar Ebru, günaydın, iyi günler. Tüm Günaydın. izleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Evet, izleyicilerimize iyi günler dileyelim. Hem de bir teşekkür edelim. Gerçekten dün hem çok güzel geri dönüşlerimiz oldu. Hem aramızda yine bir sürü izleyicimiz katıldı. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyelim. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, dün bir çağrı yapmıştık. Malum iktidarın farklı sesleri veya doğruyu söyleyen bilimsel sesleri susturma çabası devam ediyor. İşte Selçuk Geçer, Emin Çapa, ondan sonra Rüştü Saraçoğlu, Durmuş Yılmaz ve daha onlarca isim BDDK tarafından adeta bir cadı avına çıkılarak, bir Engizisyon Mahkemesi kurularak yargılanmaya, susturulmaya, korkutulmaya çalışıyor. İşin açığı biz burada gönüllü olarak bu halkımızı bilgilendirme, gerçekleri onlara anlatma çabasını sürdürüyoruz. Ve iktidara da her zaman şu çağrıyı yapıyoruz. Ya kardeşim biz yanlış biliyorsak çağır bizi tartışalım ama öyle tek taraflı öyle bas bas sopa gösterip bağırmak değil. Çağıracaksın çıkacağız istediğiniz televizyon ekranında, istediğiniz YouTube kanalında konuyu konuşacağız. Ve ben buradan söz veriyorum eğer benim yalan söylediğimi, yanlış bildiğimi ispatlayabilirlerse ben özür dileyeceğim. Böyle ağzımı da kapatacağım. Peki ben onların yalan söylediğini, yanlış bildiğini ispatlarsam onlar da aynı şeyi yapacaklar mı? Bu iş sopa sallamakla olmaz. O yüzden bizi izleyenler hem bizlere destek olmak, bizlere kalkan oluşturmak, çünkü etrafımızda arkamızda ne kadar çok insan bulunursa yani o kadar güçlü oluruz, o kadar dokunulmaz oluruz. O Doğruları yüzden söylemek adına da büyük. doğruları söyleyen herkese, sadece kendi kanalımız için yapmıyorum bunu. Kesinlikle. Murat Muratoğlu'ndan işte Emin Çapa'ya kadar, Selçuk Geçer'den devrimlere kadar herkese lütfen destek olun. Bakın biz sizlere gerçeği anlatmak, sizlerin hakkını dile getirmek, sizleri korumak için konuşuyoruz. Başka bir gayemiz yok. Bir menfaatimiz de makam, mevki ya Kesinlikle. da para kazanma şeyimiz de yok. Amacımız veya olasılığımız da yok. Bu yüzden bugüne kadar bize destek olan, abone olup yorum yazarak destek olan bütün izleyicilerimize minnettarım. Bu gayretlerini arttırarak bundan sonra da sürdürürlerse Türkiye'nin bu kaotik ortamında, kaotik iktisadi, siyasi, sosyal ortamında biz de konuşmaya devam edebiliriz. Evet, çok doğru. Diyeyim, Evet, ekonomiye geçelim. gerçekten benim de duygularıma tercüman oldunuz. Ayrıca teşekkür ederim. Ekonomiye geçelim. Merkez Bankası 2022 politikasını açıkladı. Daha bir sürü rakamlar da var önümde ama önce bir doları konuşalım mı? Ne dersiniz? Dolar Tabii tabii. 12'nin üzerine çıktı. Yılın son günlerine yaklaşırken 12'nin üzerinde görüyoruz doları. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok önemli. Orada bazı kamu bankalarının ismi zikredilerek işte arka kapı operasyonlarıyla piyasaya fahiş miktarda döviz sürüldüğü söyleniyor. Şimdi bak Ebru, ben şuna karşı değilim. Merkez bankaları, daha doğrusu kamu otoritesi çeşitli metotlarla, yöntemlerle enflasyonu, fiyatları, kurları kontrol etmek için çeşitli politikalar uygular. Buna hiçbirimiz karşı değiliz. Yani Sayın Nebati'nin dediği gibi efendim işte biz uygularız, devletiz dediği gibi. Devlet uygular, vergi salar, vergi arttırır, vergiyi indirir. Ama burada önemli olan iki tane şey vardır. Birincisi şeffaflık, ikincisi adalet. Bir bu işleri şeffaf olarak yapacaksın. Yani devlet arka kapı işleri yapmaz. Bam diye çıkar, ne yapacaksa yapar. İki, gücü yetiyorsa yapar tabii. İki, şeffaf olduğu gibi adil olacak. Yani bir kesim bundan haberdar olup kar elde ederken o küçük yatırımcı tırtıklanmayacak, zarar görmeyecek, çarpılmayacak. Yani devletin yapması gereken budur. Biz devlet niye döviz sattı diye sormuyoruz. Uygun görmüştür, satmıştır ama bunu hangi kurdan kime sattı, kimin bu işlerden önceden haberi vardı, kimin yoktu bunu söylemesini istiyoruz. İki, bütün bu yapılan işler Erdoğan'ın açıkladığı o tuhaf işte dövize çapalı, kurlara çapalı mevduat işlemleriyle olmamış demek ki kurların gerilemesi.
piyasaya Merkez Bankası'nın elinde olmayan emanet dövizleri satması yüzünden olmuş. Şimdi yavaş yavaş bu açığa çıkıyor. Ya bunların hiçbirini gizleyemezsin ki 3 gün sonra 5 gün sonra zaten açığa çıkar. Bilenler zaten bunu böyle algılar. Olan gene bilmeyeni olur. Korkup işte elindeki dövizi altını bozduranı olur. Yani o gene çarpılan küçük yatırımcı olur. Suç onu koruması gereken iktidarındır. Evet. Görünen o ki baskılama artık yavaş yavaş azalmış demek ki kurlarda yukarıya yönlü olduğuna göre. Ebru, bunu söylemiştik ya. Şimdi sen olmayan dövizin, şimdi bunu bak da seninle Eylül ayı başında konuştuk. Kovboy Kızılderili bölgesine giriyor. Evet. Silahın da mermi olmadığını herkes biliyor. Blöfle nereye kadar? Evet. Yani blöfle bir yere kadar gidebilirsin. Senin elinde güç ne var? Şimdi elinde güç dediğimiz şey satacak dövizin var mı? Yani sana emanet bırakılmış dövizi satarak nereye kadar gidebilirsin? İşte Kasım sonunda net Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin -50 milyar, şimdi 66 milyar seviyesine gerilediğinden falan bahsediliyor. Şimdi bu rakamlar doğruysa rezervi -66'ya düşen Merkez Bankası daha güçsüz demektir. Daha güçsüz bir Merkez Bankası Türk lirasını daha zor korur, koruyamaz. Anlattığımız şey bu. Evet. Peki Merkez Bankası'nın açıklamalarını da soracağım. Hatta dün siz bizi çok güldürdünüz. Bugün de ben sizi güldürmeyi düşünüyorum. Ama öncelikle bir de altın hesaplarında da TL'ye dönüşüm desteği geliyor. Birazcık da onu sormak isterim size. Şimdi burada iktidar gördüğüm kadarıyla bankalarda bulunan döviz ve altını TL'ye çevirmeyi. Ama bunu rızayla, bunu bak piyasalar konuşuyordu. Gün gelecek işte döviz ve altın hesapları TL'ye çevrilecek, evet, belirli bir kurdan diye. Ama bunun cebren, zoraki veya işte bir şeyle yapılacağı, kanunla, kararnameyle yapılacağı konuşuluyordu. Şimdi şu anda bunu gönüllü olarak yapmaya teşvik ediyorlar gibi görünüyor. Ama piyasa, bak burada altını kalın çizelim. Piyasa bunu bir sermaye kontrolüne yönelik bir hareket olarak algılarsa, emin ol kurlarda da iktisadi krizde de bugünü çok ararsın. Çok tehlikeli bir olay. Çok tehlikeli bir olay. Yani sen orada altın duruyor, döviz de duruyor. O zaten banka sistemine emanet edilmiş bir şey. Onun banka sisteminden kaçmasını engellemen gerekir. Ya bırak sen dışarıdaki banka sisteminden kaçmış yastık altı dediğinin banka sistemine girmesini, sistemde var olanın sistemden kaçmasını engellemen gerekir. Onlar sistemden kaçmaya kalkarsa kurları ne 20'de tutabilirsin ne 30'da tutabilirsin. Ve buradan bunu not etmiş olalım. Bu yüzden aman diyorum sevgili Nebati, gözünü seveyim. Vatandaşı korkutacak, bankada altını dövizi olanları korkutacak işler yapmayın. Onlar bir korkarsa var ya, o korkuyu, o paniği durdurmaya gücünüz yetmez. Yani onun için şu anda bir sükunet oluştuysa, ya bunu koruyacak adımlar atılmalı. Peki o zaman Merkez Bankası'nın dediğim 2002 politikasını açıkladığı metni de açıklandı. İşte ne deniyor metinde? Finansal istikrar vurgusu yer alıyor yine ama sıkı para politikasına yönelik ifadeler daha önce o para politikası kurulunda olduğu gibi yine kaldırılmış bu metinden de. Rezervlerin güçlendirileceği söyleniyor. Ayrıca swap miktarının azaltılacağı söyleniyor. Ama asıl bombaya geliyorum. 2022'de enflasyon hedefini %5 olarak açıklıyor Merkez Bankası. Güldüreceğim demiştim. Yani yok, sen güldürmedin, ben onlara gülüyorum. Sadece senin ne kabahatin var. Onlar beni güldürdü, Allah da onları güldürsün. Ya şimdi tutturamayacağın hedefi koymak güvenirliliğe inancını azaltır. Yani şimdi ben çıksam desem ki ben öyle bir pehlivanım ki vurdum mu deviririm, işte bir çarptım mı adam iflah olmaz, ben Mike Tyson'ı döverim. Ya inandırıcı olmaz. Tamam, şimdi bir şeyin, koyduğun hedefin inandırıcı olması lazım. Şimdi kalkıp da 90 küsur kilo ben 100 metreyi 10 saniyenin altında koşarım diye atsam millet bana güler. Niye kendimi komik duruma düşürüyor? Yani Merkez Bankası'nın yaptığı bu tip veya
benzer otoritelerin yaptığı bu tip açıklamalar kendilerini komik duruma düşürüyor. İnandırıcılığını azaltıyor. Benim bildiğim bileli Merkez Bankası böyle hedefler koyar ve tutturamaz. Merkez Bankası kur hedefini tutturamaz. Merkez Bankası büyüme hedefini tutturamaz. Merkez Bankası enflasyon hedefini tutturamaz. Ya kardeşim, sen bir şirketin hazinesini yönetiyorsan, bir şirketin finansını yönetiyorsan, bir şirketin muhasebesini yönetiyorsan, patron seni 3 günde kapının önüne koyar. Oğlum der, hiçbir hedefi tutturamadın. Sen beni yanıltıyorsun, işini iyi yapamıyorsun. Sen git, ben işini bilen birini getireyim der. Yani şimdi tutturulamayacak, tutturulamayacağını kendilerinin de bildiği hedefler koymak saçmadır. Bak, 3 ay evvel, 4 ay evvel Eylül'de OVP açıkladı. OVP'nin ömrü 15 gün olmadı. Evet, gerçekten. Planın adı orta vadeli plan. 15 gün yaşamadı. Bütün tel iddiaları 15 günde çöktü. Ya bu kadar birbirinden habersiz, bu kadar öngörüsüz işler yapılır mı? Bir de ala valayla açıkladılar, şöyle uçacağız, böyle kaçacağız falan filan diye. Dolayısıyla hedef, makul hedef koyacaksın. O erişilebilecek hedef koyacaksın ki insanlar inanacak. İnsanlar senin koyduğun hedefe inanmazlarsa der ki bunun zaten koşmaya niyeti yok. Doğru. O yüzden makul şeye de inanmazlar. Mümkün olan en radikalini fiyatlarlar. Şu temin ki döviz ve altın şeyine gelirsek, bakın orada bir trik var. Diyorlar ki biz bunu TL karşılığı olarak ödeyeceğiz. Diyorlar. Halbuki şu anda ben bankaya gittiğim zaman altın yatırırsam altın olarak alıyorum. Bu altının ons çarpı, ons fiyatı çarpı o günkü kurla belirleniyor. Tamam mı? Bu çok önemli. İki, dövizin fiyatı bankalar arası döviz piyasasında belirleniyor. Şimdi ben sana TL ödeyeceğim diyor. Hangi TL? O karşılığı kim belirleyecek? Nasıl belirleyecek? Evet. Tamam, çünkü hükümetin TL vermesinde hiçbir sıkıntı yok. Yani ben bir şey söyleyeyim. Bugün gram altın 10 bin liraya çıksa ve Millet Bankadan gram altınını çekmeye gitse, TL'yi basar, o karşılıktan verirsin. Tamam, banknot olarak 200 liraları değil de belki 10 bin liraları kullanırsın ama verirsin. Ama 1 gram altına karşılık 1 gram altın vermek çok zor olur. İktidar anladığım kadarıyla biraz bu korkuyla, bu panikle böyle yanlış anlaşılabilecek müdahalelerde bulunuyor. Ben vazgeçmelerini tavsiye ederim. Evet, peki. Ben de size çok teşekkür ederim o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.